Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır bir Hint tatlısı tarifi hazırlayacağım. Uzun zamandır sizler de tarifi bekliyordunuz. Jalebi tatlısı. Öncelikle şerbetini hazırlayarak tarife geçelim. Tatlının şerbeti için 2 su bardağı toz şeker kullanacağım. Tencereye ekliyorum toz şekeri. 1,5 su bardağı kadar da su ekliyorum. Jalebi tatlısının şerbetinde hoş bir aroma vermesi için kakule kullanılıyor. Kakuleyi şöyle yakından size göstermek istiyorum. 6-7 tane kakule kullanmanız yeterli olacaktır. Bir havanda ezerseniz aromasını daha güzel verecek. O yüzden şöyle hafifçe eziyorum. Bu şekilde ezdiğinizde baharatın aroması daha kolay geçecektir şerbete. Biliyorsunuz Hint tatlılarının ya da Hint yemeklerinin genel özelliği bol ve çeşitli baharatlı olması. Şimdi ezdiğimiz kakuleleri de şerbetin içerisine ilave ediyorum. Renk vermesi için biraz da safran ilave ediyorum. Şimdi şerbeti bir kaşıkla şeker eriyinceye kadar karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynayan şerbetin içerisine 1 tatlı kaşığı kadar limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatacağım. Ardından ocaktan alarak şerbeti soğumaya bırakmam gerekiyor. Çünkü tatlının sıcak, şerbetin soğuk olması gerekiyor bu tatlı için. Şöyle yakından da göstereyim. Safran ve kakule sayesinde şerbetimizin hem rengi hem de kokusu çok güzel oldu. Şimdi jalebinin hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Malzemelerim çok az, her evde bulunabilecek malzemelerden. Şöyle 2 çay bardağı kadar un kullanacağım. 2 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Yarım çay kaşığı kabartma tozu. Yarım çay kaşığı zerdeçal ve yine 2 çay bardağı kadar su ekliyorum. Şimdi hemen çekmeceden tel çırpıcıyı alıp hamuru güzelce karıştıracağım. Akışkan kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Jalebi hamurunda bazı yerlerde pirinç unuyla yapıldığını görebilirsiniz. Ben yabancı sayfalarda, yabancı YouTube kanallarında mısır nişastasının tercih edildiğini gördüm. O yüzden ben de mısır nişastası kullandım. Muhtemelen soru gelecektir. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ek olarak biraz rengini daha güzel hale getirmek için 1-2 damla kırmızı gıda boyası kullanacağım. Şöyle damlatayım. Evinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Hamurum hazır. Kıvamı, rengi çok güzel oldu. Şimdi bir tane sıkma torbasının içerisine hamuru dolduracağım. Hamuru bir kenara alıyorum. Soğuyan şerbeti süzgeçten geçirmek istiyorum. Şöyle kıvamını da görüyorsunuz. Rengi de gayet güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten bala benzedi şerbet. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Bunun için çekmeceden bir tane tava alacağım. Bu arada yeni mutfağımızın en sevdiğim özelliği bol bol çekmecelerin olması. Kayarak açılıp kapanan çekmecelerin kaydırmaz tabanları sayesinde sürekli kullansak bile iç düzeni asla bozulmuyor. Üstelik temizliği de gayet kolay. Şimdi tavayı ocağa alarak sıvı yağ ekliyorum ve ısıtmaya başlıyorum. Yağ yeterince ısınınca sıkma torbasının ucunu makasla keselim. Yağın ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekiyor. Orta derecede ısıtmanız yeterli olacaktır. Şimdi sıkma torbasını hafifçe sıkarak yağın içerisine hamuru spiral şeklinde sıkıyorum. Ben bu şekilde spiral şeklinde sıkıyorum ama tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz farklı şekillerde de sıkabilirsiniz. Hamur çok hızlı şekilde sertleşmeye başlayacaktır. Yeterince sertleştiğinde bir çöp şiş veya maşa yardımıyla ters çevirelim. Her iki yüzünü de güzelce kızartalım. Kızartma işlemi çok hızlı oluyor. Bu aşamada elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Kızaran jalebileri şerbetin içerisine alıp 1-2 saniye beklettikten sonra jalebileri servis tabağına alıyorum. Oldukça bereketli bir tatlı. Yapılışı kolay fakat biraz elinizi çabuk tutmanız gerekecektir. Burada dikkat etmeniz gereken ateşi çok yüksekte açıp hamurları çok fazla kızartmamak. Aksi halde rengi kararmaya dönecektir. Tüm hamur bitinceye kadar jalebileri bu şekilde kızartıp şerbetleyerek servis tabağına almaya devam ediyorum. Tatlılarım hazır. Gördüğünüz gibi oldukça bereketli bir tatlı. Hatta daha devamı da var.
Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yine Nefis Yemek Tarifleri uygulamasına ilgili tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Gerçekten rengiyle, görüntüsüyle harika oldular. Videonun sonuna yine lezzetine güvendiğim farklı şerbetli tatlı tariflerini de ekliyor olacağım. O tarifleri de deneyebilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.